Merhaba, bugün yine hayatın içinden bizi düşündüren ve düşündükçe doğruyu görmemize vesile olacak önemli bir başka konudan bahsedeceğiz. Sizi de düşündüren ve konuşmak istediğiniz konular olursa düşündürengerçekler@a9.com.tr mail adresimize fikirlerinizi gönderebilirsiniz. Biliyorsunuz Allah Kur'an ayetlerinde düşünmez misiniz diye buyuruyor ve Müslümanların Allah'ın yarattıkları üzerinde derin derin düşünerek doğruya ulaştıklarını bildiriyor. Bu nedenle Kur'an'da anlatılan Karun kıssasından bahsedelim istiyorum bugün biraz. Allah'ın geçmişte yaşayan toplumlara dair verdiği her bilgi de bize yol gösterecek, hayatımıza ışık tutacak, bize derinlik verecek çok fazla anlam ve hikmet vardır. İşte Karun kıssası da bu hikmetli haberlerden biridir ve üzerinde düşüneceğimiz, ders alacağımız çok fazla konuda bize yol gösterir. Bunların en önemlilerinden biri de dıştan görünenlerin çoğu zaman aldatıcı olabileceği gerçeğidir. İnsan aklını iyi kullandığında her konuyu en doğru şekilde yorumlayabilecek bir yetenek gösterebilir. Ama genelde insanlar akıllıca değerlendirmeler yapmaktansa fevri ve yüzeysel düşünmeye daha yatkındırlar. Bir olayla karşılaştıklarında konuyu tüm detaylarıyla ve derinlemesine değerlendirmektense göze çarpan birkaç ana konudan yola çıkarak ani yargılara varırlar. Aynı şekilde çevrelerindeki insanlar hakkında da genelde sadece dış görünümlerini esas alarak hızlıca bir kanaat edinirler. Oysa dıştan görünenler çoğu zaman için aldatıcıdır. Örneğin toplumda birçok insanın özenerek izlediği kimseler vardır. Kimisi aynı semtte oturduğu bir komşusunun, kimisi okuldaki bir öğrencinin, kimisi iş yerindeki bir meslektaşının, kimisi televizyonda gördüğü tanınmış bir sanatçının, bir siyasetçinin hayatını hayranlıkla izler. Kendi hayatıyla onlarınkini kıyasladığında o kimsenin hayatında çok daha iyi, güzel ve özenilecek detaylar olduğunu düşünür. Hatta öyle ki kendi hayatını yaşamaktansa o kişinin yerinde olmayı ister. O insanların sahip olduğu şartları elde etmiş olsa çok daha mutlu olacağını, pek çok sorununun hallolacağını, her şeyin tam istediği gibi ilerleyeceğini zanneder. Oysa ki az önce bahsettiğim gibi dıştan görünenler çoğu zaman yanıltıcıdır. Kimi zaman şaşalı, gösterişli, hayatlarıyla çevrelerinde hayranlık uyandıran insanlar aslında dünyanın en mutsuz insanlarıdır. Çevrelerindeki insanların onun elindeki imkanlar bende olsa neler yapardım deyip izledikleri kimselerin sahip oldukları şeyler belki de o kişileri yıkıma götüren sebeplerdir. Aynı şekilde belki bir insanı diğerlerinden üstün hale getirdiği sanılan nimetler de aslında sadece bir göz boyamadan başka bir şey değildir. Ne sahibine ne de başkalarına hiçbir faydası yoktur. Çünkü asıl değerli olan insanları asıl mutlu edecek nimetler bunlar değildir. Allah bir kimseye dünyada nimet olduğunu düşündüğümüz her türlü güzelliği vermiş olabilir. Sağlık, sıhhat, güzellik, sevimlilik, sempatiklik, mal, mülk, İhtişam, itibar, saygınlık ve bunun gibi daha birçok nimet olduğunu düşünelim. Bu kimse çevresindeki herkes tarafından en sevilen, en sayılan, en hürmet edilen, sözüne en çok itibar edilen, en hoşgörüyle bakılan, en olumlu bakış açısıyla yaklaşılan, en yakın görülen ve dostluğu en çok istenen insan olabilir. İşte dışarıdan böyle bir tabloya bakan bir kimse bu kişinin konumunda olmayı çok ister. Gerçekten onun durumunda ben olsam kim bilir ne kadar mutlu olurdum diye düşünür. Ya da kim bilir o bu yaşadıklarından dolayı ne kadar mutludur gibi bir kanaat edinir. Bazen de kim bilir bu kişi Allah'ın ne kadar sevdiği bir kulu ki Allah ona bu kadar güzel nimetler vermiş ve bu kadar güzel bir hayat yaşatıyor diye düşünür. Bazı kişiler de yine çok yanlış bir şekilde demek ki ben Allah'ın sevgisini kazanamadım ki bana bu tür nimetler nasip olmadı gibi Kur'an ahlakına tamamen ters, yanlış bir zanla kapılabilir. Oysa Allah her şeyi sayısız hikmetle, sayısız sırlarla yaratandır. İnsansa buna karşılık çok sınırlı bir akla sahiptir. Hiçbir zaman için neyin kendisi için hayırlı, neyin ise zararlı olacağını bilemez. Aynı şekilde bir başkasının da hayır mı yoksa şer içinde mi olduğunu asla bilemez. Bunu tek bilebilecek olan güç, onu yaratan Allah'tır. Allah bu sırrı Kur'an'da şöyle açıklamıştır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bakara suresi 216. ayette Allah, olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz diye bildirmiştir.
İşte Kur'an'da bahsi geçen Karun adlı kişinin durumu bu konuyu anlamak açısından çok hikmetli bir örnektir. Allah Karun'a tüm insanların özenip hayranlık duyacağı kadar çok ve güzel nimetler vermiştir. Çevresindeki insanların bir kısmı Karun'un bu ihtişamlı hayatını gördüklerinde ayette belirtildiğine göre şeytandan Allah'a sığınırım. Ah keşke Karun'a verilenin bir benzeri bizim de olsaydı. Gerçekten o büyük bir pay sahibidir demişlerdir. Kasas suresi 79. ayet. Sadece anahtarlarını bile güçlü bir topluluğun taşımaya güç yetiremeyeceği kadar büyük bir hazinenin sahibi olan Karun'u çevresindeki insanlar dış görünüşüyle değerlendirmiş, ona çok büyük bir hayranlık duymuş ve onun yerinde olmayı istemişlerdir. Karun ise kendisine verilen bu nimetler dolayısıyla Allah'a şükretmek yerine sahip olduklarını kendinden sanarak büyüklenmiştir. İşte ardından da Allah tüm nimetleri Karun'dan geri almış ve sahip oldukları ile birlikte onu da helak etmiştir. Karun'a özenen kimseler ise ancak bu durumu gördüklerinde gerçeği düşünmeye başlamışlardır. Nankörlük ettiği için Allah'ın Karun'a verdiği tüm nimetleri elinden aldığını ve tüm bunların insanların denenmesi için yaratıldığını anlamışlardır. İşte o zaman her şeyin insanların denenmesi için özel olarak yaratıldığını şöyle dile getirmişlerdir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Dün onun yerinde olmayı dileyenler sabahladıklarında, vay demek ki Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletip yaymakta ve kısıp daraltmaktadır. Eğer Allah bize lütfetmiş olmasaydı bizi de şüphesiz batırırdı. Vay demek gerçekten inkar edenler felah bulamaz demeye başladılar. Kasas suresi 82. ayet. İşte Karun örneğinde olduğu gibi Allah dünya hayatında her insan için farklı bir imtihan şekli yaratır. İnsanlar hayatlarının çeşitli dönemlerinde kimi zaman nimetlerle, kimi zaman eksikliklerle, kimi zaman sıkıntılarla, kimi zaman da ummadıkları iyiliklerle denenirler. Dıştan bakarak bir insanın yaşadıklarının diğerine göre daha avantajlı ya da o kişinin daha lehine olup olmadığını insanlar asla bilemezler. Bunun ilmi yalnızca Allah katında gizlidir. Kimi zaman tüm ömrünü yokluk içinde, sıkıntılarla, hastalıklarla mücadele ederek, yalnız kalarak, toplum tarafından dışlanarak geçiren bir insan dünyada da ahirette de herkesten çok daha kazançlı olabilir. Aynı şekilde başkalarıyla kıyaslandığında hep nimetlerin en çoğu kendisine nasip olan bir insan da dünyada ve ahirette en çok kayba uğramış insan olabilir. Elbette hem dünyada nimet içinde yaşayıp hem de ahirette güzel karşılık alacak olan insanlar da vardır. Ancak önemli olan bunların hiçbirinin dışarıdan bakılarak tahmin edilemez olmasıdır. Samimi Allah sevgisi, Allah aşkı bir insanın kalbindedir. Ve insan ister yokluk, ister bolluk içinde olsun, hayatını Allah aşkıyla yaşıyorsa o insan her zaman için kazançlıdır. Dünyada da ahirette de Allah'ın rahmeti mutlaka onunladır. Aynı şekilde bir insanın eğer kalbi katılaşmışsa, Allah'ı takdir edememişse, böyle bir insanda ister nimet içinde, ister sıkıntı içinde bir yaşam sürsün, sonuç yine mutlaka hüsran olacaktır. Dünyada ya da ahirette eninde sonunda onu bekleyen tek şey mutsuzluk ve pişmanlık olacaktır. Dolayısıyla kimsenin dışarıdan nasıl göründüğüne ya da hayatının nasıl algılandığına bakıp aldanmamak gerekir. Bir insan nimet sahibi olduysa bu onun kârda ya da kazançlı olduğunu, mutlu olacağını, güzel bir hayat yaşayacağını göstermez. Önemli olan dünya nimetlerinde değil, Allah katında üstünlük kazanabilmiş olmaktır. Allah katında üstün olan insanların bakıp asıl imrenmeleri, özenmeleri, hayranlık duymaları gereken kimselerse Kur'an'da Mü'minin suresinde şöyle bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten Rablerine olan haşyetlerinden dolayı saygıyla korkanlar, Rablerinin ayetlerine iman edenler, Rablerine ortak koşmayanlar ve gerçekten Rablerine dönecekler diye vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler, işte onlar hayırlarda yarışmaktadırlar ve onlar bundan dolayı öne geçmektedirler. İşte bu nedenle çevremizdeki insanları ve kendi durumumuzu değerlendirirken, Allah'ın bir insana nimet vermesinin ya da hayatında bir takım eksiklikler yaratmasının o insanın üstünlüğü açısından bir ölçü olmayacağını asla unutmamamız gerekir. Nimetlerin çokluğu o insanın Allah katındaki üstünlüğünün alameti olmadığı gibi eksikliği de bir kişinin yanlış yolda olduğunun bir işareti değildir.
Aynı şekilde Allah dilediği zaman dilediği insana nimetini kısacağını, dilediğinde de arttıracağını ve bu şekilde insanları deneyeceğini bildirmiştir. Bu nedenle çevremizdeki insanların durumuna bakıp Allah'ın o kişiye nimet ya da eksiklikler vermiş olmasını ölçü alarak o kişi hakkında olumlu ya da olumsuz bir kanaate varamayız. Allah katında da, inanan insanlar arasında da yalnızca Allah'a olan sevgileriyle, samimiyetleriyle, Allah'ın hoşnutluğunu kazanabilmek için sarf ettikleri kararlı çaba ile değerli olabileceklerini bilerek ölçümüzü bu yönde belirlememiz gerekir. Bugünkü sohbetimiz burada sona erdi. Bir sonraki programımızda yine Allah'ın düşünmemizi istediği, hayatımıza konfor ve güzellik katacak önemli gerçekleri hatırlatıp konuşmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.